kavram yani tabir, bizdeki tabir, felsefede kavram, içi doldurulmazsa, içi doldurulmazsa ne kadar zeki dahi olsan, ne kadar ne olursan ol, o kavram veya tabir aklın gözü, kulağı, ayağı, eli gibidir. Yürüyemez yoksa. En büyük bize zarar biliyorum zannıdır. Biliyorum zan var ya, zan. Ha, o zan bizi perişan etti. Müslümanlık, Müslümanları söylüyor. Ve ihtiyaç duymuyoruz. Şimdi saat 10:04 geçiyor. 5 geçe başlayacak sevgili benim kardeşim Abdülkadir Malatya'dan. Ben de telefonu kapatayım. Uçak moduna alayım. Yani onu hatırlatayım dedim. Maşallah. Çok güzel. Amir burada mı Amir? Amir Kuzey Irak. Evet Can Üstadım. Yani böyle. Aleyküm selam Amir. Hoş geldin. Hoş bulduk Can Üstadım. Maşallah. İrem Rena herhalde Ada Pazarı'ndandır. Evet. Ondan sonra bizim Ersal geldi. Tamam. En son kim açtıysa onun sesi geldi. Mikrofonu. Peki. Evet Abdülkadir. Sohbete hoş geldin Abdülkadir. Bu başlamadan önce arkadaşlar dersin sonunda da söyleyeceğim ama şimdiden söyleyeyim. Herkes lütfen bir ders alsın. Böyle takdim etmenizi istiyorum, yetişmenizi istiyorum. Böyle mevzuya hakim olmak adına kendinize konu seçin. Bu ortamda bize ders yapın. Salı günleri koyalım sizi sıraya. Cumartesi ben yapıyorum. Şey yapacaksınız. Tabii bize ders yapınca şu dört ismi nazara alın. Ağacın kök meyvesini, ağacın zahirini ve ağacın arka tarafındaki makina. Huvel evvelu vel ahiru ve zahir vel batın. Öyle mesela Ersan çok güzel bir haşir dersi yapmıştım. O ağaç şeyiyle bir misali vardı. Çok güzeldi. Yani herkes bir konu seçsin böyle. Evet Abdülkadir Malatya'dan buyur kardeşim söz sende. Ben senin karışmıyorum. İhtiyaç olduğu zaman biz karışırız veya istersen diğer arkadaşlar da öyle. Eyvallah abi. Selamünaleyküm. Sesin geliyor mu önce? Aleykümselam. Sesin geliyor. Eyvallah. Abi birinci mektup. Bunu aldım. Şöyle bir şey diyeyim önce. Risale-i Nur'u nasıl okumalıyım? Risale-i Nur'a nasıl çalışmalıyım? Nasıl muhatap olmalıyım? Bu sorunun cevabını aradım. Birinci mektuptaki hayat mertebelerinde bunu buldum. Bu hayat mertebelerinin her birisini bir mertebeyi okuma diye aldım ben. Mertebeyi hayat, mertebeyi okuma yaptım ben onu. Ve her bir mertebeyi bir mertebeyi okuma diye adlandırıp bunun üzerine bir çalıştım. İlk dört mertebeyi çalıştım. Beşinci mertebe ehli kuburu bulamadım. Hatta dedim burada beraber okumamız daha iyi olur. İşte sizin şeylerinizle, taktığınızla bu ehli kubur açılabilir diye düşündüm. İlk dördünü buldum. Ehli kubur şu an oraya kadar şey yapamadım yani. Orası açılmadı. İlk dördünü şey yapacağım. Onun üstüne inşallah beşi beraber okuruz diye düşünüyorum. Şimdi birinci mektup. Bismillahirrahmanirrahim ve in min şeyin ila sebihu bihamdihi. Dört suali muhtasar cevabıdır. Birinci sual. Hazreti Hızır Aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? Hani Hızır Aleyhisselam bize böyle darda şey anımızda yetişen biri olarak bilindiği için
Dedim ki yani ya ben bu Risale-i Nur'u anlamıyorum. İstifade edemiyorum. Hep anlıyorum, aynı şeyi anlıyorum. Manaya susamışım. Mana susuzluğumu giderecek Hızır bana nasıl yetişir? Yani ben buradaki Hızır'ı Risale-i Nur'dan istifade olarak aldım. Yani gerçekten bu Risale-i Nur'da böyle hakikaten istifade, böyle farklı manaların açılımı diye bir şey var mıdır? Yani varsa nasıl oluyor? El cevap, hayattadır, vardır yani. Fakat meratibi hayat 5'tir. Ben de dedim ki meratibi okuma 5'tir. O ikinci mertebedir. Bu sebepten dolayı bazı ulema hayatında şüphe etmiş. Bundan dolayıdır işte bazı abiler işte ya oku oku anlarsın, ya işte çok da fazla derine inme, fazla kurcalama gibi diyorlar. Ondan dolayı hayatında şüphe etmişler dedim. Birinci tabakayı hayat, birinci tabakayı okuma dedim ben ona abi. Bizim hayatımızdır ki çok kayıtlarla mukayyet. Dedim ki bu bizim ilk baştaki okumamızdır ki çok kayıtlarla mukayyet. Yani günlük 10 sayfa okuyan şöyle olur, 20 okuyan böyle olur. 50 sayfa, 100 sayfa, hep bir sayfa sayısına kısıtlanıp elime kağıt kalem almadan sadece böyle düz okumak. Bunu birinci mertebe okuma olarak aldım. Sen bir şey diyecektin galiba. Hiçbir şey demem. Şaşırıyorum. Şaşırıyorum böyle bu kanuniyeti yakalayıp her yerde kullanabilme. Gurur duyuyorum hepinizle. Elhamdülillah. Çünkü ya bu mertebeyi hayatı, mertebeyi okumaya bu kanuniyeti yakalayıp uygulamak. Risale-i Nur'un ruhudur bu. Allah razı olsun abi. Şimdi dedim ki bizim okumamızdır ki çok kayıtlarla mukayyettir dediğim gibi. Sekizde 20 sayfa, 30 sayfa, birinci sayfa sayımı bitireyim de uyuyayım. Ha, biri bir şey mi dedi? Yok, devam et. Hani işte bugün sayfa sayımı doldurayım da uyuyayım veya işte okumuş olayım, programıma WhatsApp'ıma tik atayım veya çeteleme çizik atayım. Hani bunu ben şey olarak gördüm. Bizim hayatımızdaki çok kayıtlarla mukayyettir. Herhangi bir mana açılıp işte gibi şey olmadığı için. Zaten çok bir şey olmadığı için hemen ikinciye geçiyor. Sen bir cümlede anlatmış. Hani bunu da böyle anladım. Hani bu çok fazla ehemmiyetli değil. Geç bundan. Fazla üstüne durma. İkinci tabakayı hayat, ikinci tabakayı okuma diye bunu ben aldım abi. Hazreti Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın hayatlarıdır ki bir derece serbest. Bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Dedim ki ikinci mertebeyi okumaya çıktığım zaman böyle atıp yaparak külliyatın içinde gezerek okumaya başlıyorum ben. Yani bir vakitte külliyatın pek çok yerlerinde bulunabilirler. Hızır ve İlyas Aleyhisselam gibi. Bizim gibi beşeriyet tevazımatıyla ya lügatmış bilmem neymiş daimi mukayyet değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi lügata bakarlar. Öyle diyeyim yani yerler içerler. Fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Peki bu da tutmamış Allah'ım. Allah çok ilginç ya. Ulan güzeldin. Allah Allah. Çok tuhaf. O da aslında bir tane yorum yapmıyor. Şimdi abi Hızır Aleyhisselam'a baktım. Hızır Aleyhisselam'ı topladım. Genelde şunu buldum. Her zaman yeis içinde bulunan bir grup, bir insan, bir güruh varsa Hızır Aleyhisselam gidip meyus olmak diyor. Külliyatın her yerinde böyle geçiyor. Hani külliyatı anlama, istifade etme noktasında ümitsizliğe düştüğüm zaman bana yetişecek Hızır bu olacak. O zaman ben bu şekilde külliyatın içinde gezebildiğim zaman bunu bulmuş olacağım. Bir de abi şöyle bir tefekkür hak diyor galiba Üstad. Bana böyle bir şey de buldum. Hızır Aleyhisselam suda yetişiyor. İlyas Aleyhisselam dağda yetişiyor. Şimdi Risale-i Nur'un ekmek ve su gibi ihtiyacını hissetmek diyor ya. Şeyi düşündüm. Üstad hani dağdayken ağacın üstünde ekmek buluyor. Dedim demek ki orada ekmek ve su diyor. Suda Hızır, ekmekte İlyas. Demek ki o dağda üstte ağaçta ekmek bulmuş. Demek ki İlyas Aleyhisselam yetişmiş orada. Tam böyle. Peki bu Hızır suda ne demek o? Yani Musa Aleyhisselam'daki arkadaşlığı mı? Evet, evet. Evet, alimler şey demişler abi. Hani ona biraz baktım, külliyattan da baktım. Suda şey yaptığı için Hızır suda yetişen de demişler. Hızır ve su, Hızır Aleyhisselam ve su. Bu ikisi hep birbirine böyle birlikte anılmış, birlikte şey yapılmış. Hani bunu böyle şey yaptım. İlyas Aleyhisselam da dağda yetişiyor. Dağda yetişiyor. Yani nasıl yani? Orada dar kalanlara mı? Evet yani suda suya ihtiyacı olanı
suda boğulana ya da işte suyla alakalı diyeyim, öyle diyelim. Hızır Aleyhisselam'a düşüyormuş. Dağdakinde de şey düşüyormuş. İlyas. İlyas Aleyhisselam'a düşüyormuş. Yani şey diyebilir miyiz? Abdülkadir şey diyebilir miyiz? Ekmek ve su gibi muhtaçlıktan atıf İlyas Aleyhisselam suya da Hızır Aleyhisselam dedik. O zaman şu mudur? Bu asırda ikinci mertebeye hayata geçmenin bir yöntemi Risale-i Nur'dur mu demek istiyorsun? Dolapta. Evet, Risale-i Nur'un ekmek ve su gibi ihtiyacını hissetmek. Ne aşağıda olacak? Sağ olun. Yani böyle ikinci mertebeyi okumaya çıkmamın yöntemi. Bir dakika, Selim mi? Birisi konuşuyor arkadaşlar. Konuşurken mikrofonunuzu kapatın. Siz evde... Kapatsın ki sesler karışmasın. He, bak siz evde konuşuyorsunuz, sesiniz açık bize geliyor. Tamam, sesinizi abi, kapatın. Ersel abi, kapatır mısın? Abi, Ersel abilerden geldi az önce ama. Tamam, kapat. Ya da Abdülkadir. Evet abi. Dağ dima su kalp olabilir mi acaba? Abi buraya dağ dima yazdım, suyu bulmadığım için ona girmedim ama onu yazmıştım evet. Dağ dima demişti Hasan abi. İlyas Aleyhisselam için külliyatta riyazet diyor. Nuru İlyas'ı riyazettir diyor. Riyazete baktım. Riyazette huzurat-ı nefsaniye terkmiş. Yani bu saray bahsinde kapıcı ve it vardı ya, bunları sakinleştirmekmiş diye durdum onu da. Çok dağıtmamak için onu şey yapmadım, ilerlemedim. Yani abi Hızır Aleyhisselam suyu, İlyas Aleyhisselam ekmeği şey yaptığı için hani gerçekten bu şeyde diyor diye dua bahsinde ihtiyacı fıtri lisanı, ızdırar lisanı ve istidat lisanı. Hani gerçekten ekmek ve su gibi artık böyle yanacağım ki gerçekten ihtiyacımı hissedersem ikinci mertebeyi okumaya çıkabiliyorum. İkinci mertebeyi okumada dediğim gibi yani bir vakitte külliyatın pek çok yerlerinde bulunabilmek diye almıştım. Peki bunun delili var mıdır? Böyle yapan kimse var mıdır? Vardır. Tevatür derecesinde ehli şubut, buna dedim ki enfüsçüler, tevatür derecesinde enfüsçülerin bu Hazreti Hızır ile maceraları, bu tabakayı okumayı, yani tabakayı hayatı tenbirle ispat eder dedim. Yani gerçekten böyle bir şey var mı? Var. Hani bu şekilde baktığımız, topladığımız, çalıştığımız zaman gerçekten de Hızır Aleyhisselam ve İlyas Aleyhisselam gibi olduğunu, bize yetiştiğini, hani yapanlar buna şahittir. Üstad zaten bunu maceraları yaşayan kişileri de getiriyor. Dedim gerçekten bu mertebede okuma yapan kişilere sorduğumuz zaman evet haktır, böyle bir şey vardır diye, bize anlatacaklar diye buldum. Hatta makamat-ı velayette bir makam var ki makamı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır terakki olur. Bunu da şöyle, kendi alemimde şöyle yapmıştım abi. Hani ilk başlarda böyle ya işte Hasan abi dinliyorum, Murat abi falan filan. Ondan sonra anladım ki hani bu bir şeymiş. Onlar da Hızır'dan ders alıyormuş. Ben aynı Hızır terakki etmişim. Tabiri caizse. Ve yani bu işte bir abi olur, birisi olur, bir dershanemdeki abi olur, bir şey olur. Dedim demek ki aynı Hızır terakki ediyorum onu ondan sonra. Yani bu bir makammış, bu ikinci mertebeyi okumaya geldiğim zaman bu makam, yani Hızır'dan ders alma meselesi böyle oluyormuş diye şey yaptım abi, burayı böyle anladım. Üçüncü tabakayı hayat, üçüncü mertebeyi okuma. Abi asıl işin koptuğu yer burası buldum. Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı hayatlarıdır ki. Şimdi İdris ve İsa Aleyhisselam. Abi Hazreti İdris'e ben biraz baktım. Dedim ki yani ne İdris Aleyhisselam'la bu konuyu nasıl ben şey yapacağım. Abi Hazreti İdris kendisine 30 sayfa verilmiş. Kalemle ilk defa yazıyı yazan kişi Hazreti İdris'miş. İlk defa kalemle yazı yazmış kendisi. Yıldız ve hesap ilminden anlıyormuş. Ve ilk defa da elbise biçip dikmiş. Bunun mesleği terzilikmiş. Dedim ki o zaman toplama yapmaya, üçüncü mertebeyi okumada ben başlıyorum. Ne demek yani? Üstad mensucat diyor burada, nesçetmek diyor. Hani mensucat, parçaları bir araya getirmek, dikmek. Üçüncü mertebeyi okumaya çıktığım zaman artık hani terzinin işi, mesela şu benim babam terzi, oradan biliyorum. 15-20 parça kıyafet, böyle kumaş, bunları bir araya getirmeye işte terzilik deniyor. Yani üçüncü mertebeye hayata çıktığım zaman artık kelime toplaması, artık elime kaleme alıp deftere yazmaya başlıyor. Bu üçüncü mertebeyi okuma oluyor diye bunu buldum. Bir dakika, bir de yıldız ilimlerine mi sahipmiş? Evet abi, yıldız ilmine sahipmiş. İlerisinde diyor ya,
cesedi Necmi Nuraniyetinde diyor. O sanki ona bakıyor gibi geldi bana. Bedeni misali Hazreti İsa'ya, cesedi Necmi'de Hazreti İdris'e bakıyor gibi anladım. İsa Aleyhisselam'a da baktım. İsa Aleyhisselam'a da birazcık çalıştım. Şöyle bir şey var. Bu makamda ben artık toplama yapmaya ve Risale-i Nur'a enfüsi noktada, tahkiki noktada muhatap olmaya başlayınca Artur önce bir İdris'e bir şey yapalım. Artık yaza yaza, toplaya toplaya, çalışa çalışa İdris oluyorum ben tabiri caizse. Hazreti İdris abi çok ders yaparmış. Her tuttuğu adamı anlatırmış. Saatlerce ders yaparmış. Hatta ismi İdris, D-R-S. Hani dersten geliyor. Hani dedim ki o zaman ben üçüncü mertebeyi okumaya çıkabilirsem artık toplama yapmaya, bu tarz böyle takip manasına ulaşabilirsem eğer daha yerimde duramam, sürekli her bulduğumu anlatırım. Muazzam bir iştiyak, muazzam bir şevk, bir ihlasla İdris Aleyhisselam gibi ders yapmaya başlarım tabiri caizse diye anladım. İsa Aleyhisselam ise, şimdi İsa Aleyhisselam'la nasıl şey yaptım? Şualar 587'de şöyle diyor abi. Sihir, manyetizma ve ispiritizma gibi istidracı harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi tesir eden o dehşetli Deccal. Deccal kendini sihir, manyetizma ve ispiritizma ile muhafaza ediyormuş ve herkesi tesir ediyormuş. Bu Deccal'i öldürebilecek, mesleğini değiştirecek ancak harika ve mucizatlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki o zat en ziyade alakadar, çok alakadarmış ve ekser insanların peygamberi olan Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Yani dedim o zaman üçüncü mertebeyi okumaya çıkabilirsem İdris ve İsa Aleyhisselam'ın mertebesine artık bu Deccal ve Süfyan gibi kendini sihir ve manyetizma ve ispiritizmayla muhafaza edip herkesi tesir edecek sisteme, rejime neyse ben öldürebilirim ve o mesleği değiştirebilirim. Ama bunun çare yeganesi üçüncü mertebeyi okumada olmak. Yani parçaları bir araya getirip dikebilmek ki abi. Yani bunu gerçekten bu sihir, manyetizma, ispiritizma gibi meselelerdeki problemleri bu tahkiki noktada Risale-i Nur'a çalışmaktan başka bir şey görmüyorum. Hatta bir şeyler bir istifadem olmuştu. Hani doğru bir laf mıdır bilmem de. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'in Risale-i Nur'u var. Kur'an-ı Kerim'e Risale-i Nur'ca bir bakış var. Risale-i Nur'a da Risale-i Nur'ca bir bakış var. Bu da bizim enfüsi çalışmalarımız diye anladım. Risale-i Nur'un Risale-i Nur'u gibi dedim. Bu da oluyor diye anladım. Yani üçüncü mertebe hayatta olabilirsem eğer İsa Aleyhisselam ve İdris Aleyhisselam'ın mertebesi oluyor. Bu mertebeyi okumada artık ben toplama yapmaya başlıyorum, çalışmaya başlıyorum ve kalemle yazı yazmaya başlıyorum artık. Elime kalemi alacağım. Tecerrüt ile melek hayatı gibi bir hayası girerek nurani bir letafet kesmeler. Adeta bedeni misali letafetinde ve cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Hani buradalar ama burada değiller. Hani gerçekten abi ders esnasında siz de bahsediyorsunuz ya, hani bu ders esnasında sizin aldığınız lezzeti ehli dalalet rüyasında bile göremez yani. Hani gerçekten ceset burada ama şey burada değil yani. Beden o şekilde. Abdülkadir, bu İdris Aleyhisselam için dedin ya, yıldız ilminden anlarmış diye. Hani şöyle bir şey eklesek, yıldızların bazıları hani çift yönlüdür. Bir yüzü buraya bakar, bir yüzü ahirete bakar. Bezah gibi derler. Bazı kimseler artık zahirden hakikate geçmeye başlıyorlar. Yani bu dünyadan öbür tarafa bakmaya başlıyorlar. Yıldız ilmi, kişi de böyle belli bir terakki olduktan sonra sanki zahirden batına bakma olayı başlıyor gibi. İdris Aleyhisselam dünya cesediyle cennete gitmişti değil mi? Evet. Şöyle olmuş abi, bir ateş gibi bir at gibi bir şey almış, yukarı götürmüş. Hatta gelirken hırkasını atmış aşağı. Elyesa peygamber de onun hırkasını almış, böyle geçiyor şeyde, rivayette. Diyor ki, ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek, şeriat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam ile amel edecek mealindeki hadisin sırrı şudur ki, ahir zamanda felsefe-i tabiinin verdiği cereyan-ı küfriye ve inkar-ı uluhiyete karşı İsevilik dini tasaffi ederek ve ruhfattan tecerrüt edip İslamiyet'i inkılap edeceği bir sırada, nasıl ki İsevilik şahs-ı manevisi, vahiy semavi kılıncıyla
o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürür. Öyle de Hazreti İsa Aleyhisselam İsevilik şahsı manevisini temsil ederek, yani ben burada Hazreti İsa Aleyhisselam'ı İsevi meşreplik olarak aldım. Hani ben İsevi meşrep olabilirsem eğer, ben de İsa Aleyhisselam'ın hasiyetleri gözükmeye başlıyor. Nasıl mesela? Kadir ismi üstad diyor ki abi sözler olması lazım 255'te. Kadir esması onda galiptir diyor. Hani o zaman İsevi meşrep oldukça Kadir esması mı dedim acaba bende galip olmaya başlayacak. Yani benim nasıl ki gözleri açıyor, ölüleri diriltiyor. Hani artık hakikatlere kör olmuş gözlerim açmaya başlanıyor. Ya da ölmüş kalpler mi dirilmeye başlıyor? İsevi meşrep olunca. Çünkü evet, bir de insani berzahlardan bahsediyoruz bir yerde. Kadir ismi daha çok alem-i berzahta böyle alem-i berzahta Kadir ismi fazla tecelli ediyormuş Hakim ismine göre. Sanki dediğim gibi insani berzahlara dönüşüyorlar gibi. Ne burada ne orada, ne bu ne o gibi oluyor. Evet abi sözden onu da şimdi okuyacağım. Berzaha nasıl girebilirim diye. Onu da buldum şeyde, onu da okuyacağım şimdi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nefesi gibi medet, res ve şifa rehsan olsa diyor. Mektubat 143'te. Yani demek ki İsevi meşrep olunca insanlara medet, res oluyor benim nefesim ve şifa rehsan oluyor. İnsanları bu noktada artık benden istifade ediyor. Yani daha sonra İsevi meşrep kimse. Ondan sonra Deccal'i öldürüyor İsa Aleyhisselam. Ondan sonra ama abi şöyle bir şey buldum. Bu Yavuz abi bahsetmişti, çok hoşuma gitti. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı çağırmaya gelmişler. Hani üçüncü mertebeyi okumaya çıkmanın bir bedeli galiba bu oluyor. Sevenim de çok oluyor, öldürmek isteyenim de çok oluyor. Hani bir kaçık suda boğulmak isteyenim de çok oluyor, çok çağırmaya gelenim oluyor. Üçüncü mertebeyi okumaya, yani toplama, enfüsi şeyler olunca çok fazla düşman oluyor. Artık bu da bunun şeyi. Faturası. Faturası bedeli abi demek ki. Semadan nüzul ediyor. Kendisi ruhla. Burada bir soru sorabilir miyim ben? Şimdi çağırmaya gelilmesini tatbik edince çok güzel bir şey değiniz. Şunu merak ediyorum. Sadece ders vesairenin dairesinde değil de normal kişinin kendi hayatında da bu mertebeyi okumada kişinin böyle kendisindeki riyakarlığı, kod furuşluk, o desisi şeytaniye hastalıklarının gitmesiyle birlikte kendini halkları beğendirmeme çıkmasından dolayı muhataplarının sen bize kendini beğendirmiyorsun diye de bir garazlar olabilir mi acaba? Çünkü enaniyet asrı olduğu için enaniyete hizmet var, enaniyete hizmet etmeyen de beğenilmiyor. Evet, yani benim istediğim, bizim Yahudiler adama karşı çıkmış ya abi. Hani bizim istediğimiz tarzda anlatmıyorsun, bizim hakikatleri bizim istediğimiz gibi eğip bükmüyorsun belki diyebiliriz. Hani olabilir. Öyle evet. Olur. Bizim yaşayış tarzımızda, bizim hayatımız ki şeydir, enaniyet üzerinedir, kendini göstermek üzerinedir. Sense kendini gizlemeye çalışıyorsun, senin mesleğin bu. Diye de acaba böyle bir veçi olabilir mi acaba? Abi olabilir. Bilemiyorum. Yani ben gerçekten tatbiki olur mu diye merak ettim de. Olabilir abi. Yani Hasan Ahmet diyor ya, kanaate itiraz edilmez. Yani bir şey diyemem. Doğrudur. Hani kendi... Yani abi ekseriyet de şöyle oluyor. Bunlar kanuniyet ya. Hani kendi hayatımda karşılığını görüp tatbik edebiliyorsam ben buna yani... Kendi hayatımda gördüğüm şeyde daha büyük bir delil olamaz buna. Yani doğru, haklısınız, doğru. Ben bunu söyleyince çünkü benim alemde çok canlandı. Bence böyle bir şey var yani, hayat içtimaiyede böyle bir şey var. Var yani, öyle düşünüyorum. Evet. Yani kendi tepkimen noktasında, bilemiyorum tabii tatbik doğrudu, yanlıştır, noktayı nazar uygundu bilemiyorum ama enaniyete hizmet eden bu asırda bu okuma tabakası artınca insan çünkü ihlas hakikati kendisinde gözükmeye başladıkça tamam bir mahviyet üzerine gitmeye başladıkça
Tabii normal bir düzenli imtizaçlı olmaz. O bahsettiğiniz deccaliyet, süfyaniyetin düzenine uymama başlayacak çünkü. Neyse devam etsin şey. Devam et. Abi dördüncü tabakayı hayat. Şimdi birinci tabakayı okuma düz okumaydı. Öyle ilk girişti. İkincisi mevzu toplamaya, yani atıf yaparaktı. Üçüncüsü artık kalemi alıp elime yazmaya başlıyordum. Şimdi dördüncü tabakayı hayat, şüheda hayatıdır. Şimdi dedim ki abi acaba bu hayat mertebeleri arttıkça sayısı hani yükselen bir şey mi? Allah alem şahsi istifadem öyle olmadı. Çünkü bu İhlas Risalesi'nin sonunda bir mektupta yazıda usanan ve ibadet ayları olan diye geçiyor ya, hususi bir mektuptur diye. Burada diyor ki يُزَانُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدَمَاءِ شُهَدَاءِ اَلْقَمَاقَلْ Yani mahşerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep şehitlerin kanıyla müvazene edilir, o kıymetli olur. Başka bir yerde geçer diye geçiyor. Dedim ki o zaman üçüncü mertebeyi okuma, dördüncü mertebeyi okumadan bir tek yukarıda. Çünkü mürekkep kandan ağır basıyor. Üçüncü mertebeyi okumada ben şey buldum. Tabii bu istifade de şey değildir. Hani bir kan, hani şey değildir, mutlak bir mana değildir ama dördüncüsünde şüheda hayatı olduğu için üçüncü mertebeyi okumada kalabilmek dördüncüsünden daha yüksekte diye ben anladım. Yani kalem olduğu için. Evet. Şimdi buradaki şühedayı sadece bedenen vefat etmek gibi mi anlıyorsun? Ha, yok abi. Yok eyvallah. Eyvallah. Olmasa bile ben işte senin dediğin gibi hani şey diyor ya burada. Hayat-ı dünyeviyelerini tarikatla feda ettikleri için diyor. Hani bu herhangi bir şekilde olabilir. Hizmette olabilir, şey olabilir. Hani olayın maddi işte vücuda kurşun yemekle şehit olmaktan öte olan kısmında da böyle anladım. Yani sanki alem-i şehadette kalabilmek. Hani bu bana daha şey geldi. Bilmiyorum. Onu bir okuyayım abi o zaman. Şüheda hayatıdır. Buna nasıl geçileceğini de buldum. Şeyde sözlerde şimdi okuyacağım. Nasıl Kur'an'la şühedanın ehli kuburun tevkinde bir tabakayı hayatları vardır. Tamam. Dördüncü mertebe, beşinci mertebenin üstünde. Üçüncü de dördüncünün üstünde diye buldum. Yani şöyle bir piramit gibi yaptım. Üç en tepede, iki burada, dört burada, beş burada, bir burada gibi. Böyle bir şey çizmiştim hatta defterime. Tarik ayakta feda ettikleri için tarik ayakta Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviye benzer. Fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alem-i berzahta onlara ihsan eder. Şimdi alem-i berzah deyince ölmemiz mi gerekiyor işte abi? Hayır. Bu 23. söz, 1. mefas, 3. nokta. Burada diyor ya, inye manayan doğru bir kuvvettir. Abi kesmek istemiyordum ama hakkını helal edin. Şimdi bu mertebeyi okumalar veya mertebeyi hayatları niye birbirine üstünlük ile mukayese ediyoruz ki? Kim bu üstünlüğü değerlendiren kim? Yani belki düz okuyan bir kardeş çok daha farklı bir yere gider bir kelimeyle, bir anla veya o şekilde o okumanın ondan üstün olduğunu değil de atıflar güzel, bence mukayese yapma yani. Bu bundan üstündür, bu bundan şeklinde değil ama şeyler güzel. Benzerlikler veya onun yerine oturması güzel. Abi bir yere iyi gelecek bence. Biraz bekleyelim diye düşünüyorum. Senin bakış açın da güzel ama bence hiç kesmeyelim abi, devam et. Bekliyoruz yani. Devam et. Estağfurullah. Yani abi işte üstünlük alçaklık değil de hani üstad mertebe mertebe ayırmış ya. Daha üstteki bir mertebe aldığı için ben bu o hadiste alimlerin mürekkebinden yola çıkarak hani mürekkep şehidin kanını ağır basıyorsa hani dedim o yüzden üçüncü tabaka dördüncüye şeydir, rüçhaniyet kesmediyor diye. Hani ben oradan yola çıktım, dediğim gibi bu mutlak bir mana değil. Şimdi burada diyor ki, iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Üstad kainat için büyük kainat, kainat büyük şey, insan küçük kainat, kainat büyük insandır. Dedim ki o zaman buradaki kainat benim. İman, şimdi gibi de böyle okuyayım. İman hem nurdur hem kuvvet. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata, yani şu küçük kainata meydan okuyabilir. Ve imanının kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Hani bir yerde diyordu, vücudun taşkınlıkları, o gençlik taşkınlıkları,
İşte kuvve-i şehriye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye. Onun ifrat mertebelerini tazikat olarak aldım. Tevekkel de kalallah de. Sefile-i hayatta kemal-i emniyetle hadisatın dağlarvari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını kadir-i mutlakın yedi kudretine emanet eder. Rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Dedim demek ki bu kanuniyeti kendi hayatımda şu küçük kainat olan bedenimde uygulayabilirsem eğer, şu küçük kainatta, ben bu şekilde berzaha geçebiliyorum diye anladım. Kemal emniyeti dalgalar içinde seyran ediyorum. Kadir-i mutlakın yedi kudretini emanet ediyorum. Yani iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü oturtabilirsem, Saadet-i Zâliye intizar eder diyor ya, bu şekilde ben berzahta istirahat edebiliyorum. İşte üçüncü mertebeyi okumadan o esnada bunu oturtabilirsem dedim, dördüncü tabakayı hayat olan şühede hayatına, yani alem-i berzaha bu şekilde geçebilirim diye anladım. Ama dediğim gibi abi bir şey yok. Hani tekrar diyorum, kanaattir, itiraz edilmez. Edilebilir aslında da yani, kanaat. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfer-i safiline çıkar. Evet, iyi. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet dareyle iktiza eder. Yani üçüncüden dördüncüye geçmeyi de bu şekilde çalışarak, çalıştıktan sonra oradaki kanuniyeti uygulayarak, tatbik ederek berzaha geçmek olarak anladım. Çünkü Cenab-ı Hak diyor, kemal-i kereminden dördüncü tabakada, onlara hayat-ı dünyeviye benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alem-i berzahta onlara ihsan eder. Yani berzahta olmak için Allah-u Alem anladığım kabrin altına girmeye gerek yok. Burada da berzaha yaşayabilirim diye anladım. Hani bu toplama hakikatlerini, bu tahkiki enfüsi manaları, kendi içsel alemime dönelik olan okumayı oturtabilirsem eğer, dördüncü tabakayı hayattaki şühede hayatına mazhar olabilirim. Ve Cenab-ı Hak kemal-i kereminden bana hayat-ı dünyeviye benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alem-i berzahta onlara ihsan eder. Yani ben baktığım zaman enfüsçülere normal hayat-ı dünyeviye benzer bir hayatları var ama kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alem-i berzahta, tekrar diyorum, berzah için ölmeye gerek yok, onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütenezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Hani o zaman dedim bir de böyle bir istifade. Hani ölümdeki firak acılığını hissetmememin yolu dördüncü tabakaya çıkmak. Çıkarsam eğer o bende hiss olmaz. Şimdi abi buradan devamı. Beşinci tabakaya hayat. Yani en kubura geçen meselede ben kaldım. Buraya kadar geldim. Bundan sonrasında şey yapamadım. Hatta size de soracaktım. İşte böyle bir ortam oldu. Hasan abi bundan sonra biraz senden yardım istesem. Buradaki arkadaşlar Meclis-i Nurani, bakayım ne diyorlar, ne yapıyorlar. Ha, sen ortaya at böyle söyleyeceklerini, bakalım ne diyecekler. Eyvallah. Ehl-i kuburun kendinden ruhları vakidir. Fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet şühedanın lezzetine yetişmez. Nasıl ki iki adam bir rüyada cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi rüyada olduğunu bilir, aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. Ben uyansam şu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğeri rüyada olduğunu bilmiyor, hakiki lezzet ile hakiki saadete masal. Hani Allah-u Alem bunu da şöyle bir istifade ettim yani. Hani burada inkişaf var, kabirde, alemi berzah olan kabirde imbisat var. Hani burada inkişaf olduğu için bu dördüncü tabakayı hayata geçen bir talebe alemi berzahtan her ne kadar o nurani dersler devam etse de o onun kadar yine yapamıyor. Dördüncü tabakayı hayatta, dördüncü tabakayı okumada olan biri kadar şey yapamıyor diye anladım buradan. İşte alemi berzahtaki envat ve şühedanın hayat-ı berzahiyeden istifadeleri öyle farklıdır. Hadsiz vakiyatlı bir rivayetle şühedanın bu tarz hayata mazhariyetleri ve kendilerini sabitlikleri sabit ve katidir. Hatta Seyyid-i Şüheda olan Hazreti Hamza radıyallahu anh mükerrer vakiyatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakiyatla bu tabakayı hayata tembir ve ispat edilmiş. Hasan abi sen bazen birkaç derse denk gelmiştin. İşte bu bulunduğumuz ortamda şehit var demiştin. Ben onu düşündüm. Dedim acaba hani maddi mi direkt şey mi? Sonra burayı okuyunca dedim ki galiba dördüncü tabakayı hayata çıkanlar da demek ki var.
Yani dedim Allah-u Alem öyle dedi. Tabii bilmiyorum. Hatta ben kendim Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra 3 aylık mesafede esarette bulunduğum zaman mahalle defteri bilmediğim halde bence bir rüyayı sadıkada tahtel arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu şüheda tabakayı hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. Şimdi 4. tabakayı hayatın özellikleri, 4. tabakayı okumanın daha doğrusu sıfatları, özellikleri. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor fakat Rus'un istilasından çekindiği için yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüz-i rüya bazı şerait ve emaratla geçen hakikati bana şu derecede bir kanaat vermiştir. İşte abi bundan sonrası 5. tabakaya işte bu noktaya kadar geldim. Bu noktadan sonra hani bir şey de bulamadım. Neyse burada kesildi yani tamamen. Burayı okuyayım ben, okuyalım beraber. Ehl-i kuburun hayat-ı ruhanileridir. 5. tabakaya hayat. Ehl-i kuburun hayat-ı ruhanileridir. Eritme tebdili mekandır, ıtlak ruhtur, vazifeden tenhistir. İdam ve adem ve fena değildir. Hadsiz vakiyatlı erbaha evliyanın temessülleri ve ehl-i keşfi tezahürleri ve sair ehl-i kuburun yakazeten ve menamen bizlerle münasebetleri ve vakiye mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delail o tabakaya hayatı tenbir ve ispat eder. Zaten Bekai Buhadar'ın 9. söz bu tabakaya hayatı delail-i katiye ile ispat etmiştir. İşte abi bu kısımda, bu kısımdan öteye gidemedim ben. İşte bu noktayı bir sizin meclis nurlarınıza sunayım abi. Peki ölmeden önce ölmek nedir arkadaşlar ki o ehl-i kubur oluyor? Yani ölmeden önce ölünür mü ki? Olmayacak şeyi niye söylüyor rivayetlerde? Yani ehl-i kuburun tabakaya hayatlarıdır. Tabakaya hayatına bir bakıyorsun, ustad girmiş oraya, Ubeyd ismindeki talebesinin yanına gitmiş. Gitmiş yani. Ondan sonra gene Risale'de geçiyor, tesbih tanesini düzen, hani okurken kopmuş, namaz kılmış, tesbih çekerken bir kadın. Kıyamete kadar hala tesbih çekecek. Yani ama öldüğünü bilmiyor. Kabir ama. Ama ehl-i kuburun hayat ruhanileridir diyor. Yani kabir için üstad kabri kalp diyor ya. Hani artık kalp boyutuna geçip haybi hayat ruhani yaşamak mı oluyor 5. mertebeye geçmekte? Hani ben şimdi mesela hadiste var mutu kable ente mutu diyor. Yani mevte mazhar olmadan mevte mazhar olun. Yani böyle dense sorun yok. Ölmeden önce ölünüz diyor. Yani bu intihar edin gibi bir şey anlaşılıyor yani. Değil abi. Mevt ne? Tebdili mekan, tahvili vücut, ıttak-ı ruh, vazife ilahiyeden paydos. Bu 4 manası. Tebdili mekan nedir? Artık Risale-i Nur'da hani İsa Aleyhisselam'a kadar gelen silsilede anladık. Ama İsa Aleyhisselam en son şehit etmeye gelen kişilere Cenab-ı Hak sureten onları şehit ettirdi gibi gösteriyor. Kendi arkadaşları içinde. Fakat kendini semaya kaldırıyor. Ve diyor ki onlar o 13. kişiye neler olduğunu hiç bilemediler diyor. Ayaktan bakıyorlar arkadaşları gibi. Üstten bakıyorlar İsa Aleyhisselam'ın suretinde. Yani zahiren enfüsî manada devam ettiği zaman sen hani dedin ya yaklaşanlar olacak, çarmıha gelmek isteyenler olacak. Sureten seni öldürecekler. Bizden değildir diyecekler. Ya bizim gibi davran veyahut da bizden değilsin, ölmen gerekiyor diyecekler. Ondan sonra sureten seni öldürecekler. Sen nurcu değilsin. Sen bu işlerin adamı değilsin. Kafandan uyduruyorsun. Bidat değilsin. Şu bu neyse. Veya belki daha kibar. Hususi meşrep diyecekler sana falan. Kendi alemlerinde seni öldürecekler sureten. Belki sen oradan ayrılacaksın. Ama ne? Sana güya acıyacaklar. Diyecekler ki yazık bu hizmetten düştü. Bu şöyle oldu böyle oldu diye sureten söyleyecekler. Ama halbuki sen o noktada farklı bir noktada rızıklanmaya başlıyorsun. 4. mertebe hayatta, şu eda hayatında. Hani nasıl? Şehitler bedeni ölmüyor. Farklı aleme berzaha geçiyorlar. Orada Allah katında rızıklandırılırlar. Siz onları görmezsiniz diyor. Zahiren bunlar görmeyince kendilerini de öldürülür ve zannediyorlar ki ben ölmüşüm, sen ölmüşsün. Ama halbuki bilmiyorlar ki onlar o mertebede kaldılar, şehit hayatını bilmiyorlar.
Sonra mevte mazhariyet 5. mertebe hayata tatbik ettiğimiz zaman artık ne oluyor? Hani dedin ya, orada kilit kelime hayatı ruhaniyeleridir diyor. Tabakayı insaniye işaret edeceğiz de bakıldığı zaman 4 mertebeden bahseder. Hayatı maddiye, hayatı ruhaniye, hayatı maneviye, hayatı cismaniye. Hayatı ruhaniye ile ilgili biraz tefekkür edildiğinde hani ne diyor? Eğer ki o kelimeler ihlasla diyor hayatlansalar, ruhanilerin kulaklarına birer meyve gibi girerler, ondan lezzet alırlar bir mana diyor. Artık sen suretten değil, adamın o okuduğu kelimelerden, Risale-i Nur'daki kelimelerden, sureten okunan şeylerden teşerrüp ediyorsun. Artık adamı şuranla yemeye başlıyorsun yani. Mesela sana bir şey söylüyor veya sen bir mana söylüyorsun, o senin kalbinden gelen o manayı ben ne yapıyorum? Adeta cennetten koparılan o meyve gibi alıp tadıyorum yani. O lezzet alıyorum. Dışarıdan bakan görmediği için öldü kabul ediyor yani. Halbuki esas manada ölüm farklı bir şey yani. Mekanın değişti, tarzın değiştiği için zannediliyor ki sen onu yaşamıyorsun yani. Bu da öyle aklıma geldi o 4 ve 5 ile ilgili tatbikat. Eyvallah. Çok maşallah. Eyvallah. Yani çok güzel. Yani belki de şu abi, yani bir yere geldiğimi söylemiyorum da en azından şimdi toplama yapmaya çalışıyorum. Daha ötelerini bilmediğim için belki de bir şey söyleyemiyorum. Bir şey açılmıyor. Hani daha ötesi ile alakalı işte bir şey diyebilecek varsa işte abi bu 5. tabakayı hayatta kaldım, ne yaptım, ne ettim, hiçbir şey bulamadım. Çalıştım ama işte en fazla hayat-ı ruhaniyi bulabildim. 5. mertebe hayat. Hayat kaç tane hayat-ı ruhani var? Hayat-ı cismani abi. İşaret cihazda geçiyor. 4 tane miydi? Abi hayat-ı maddi 1, hayat-ı ruhani 2, hayat-ı maneviye 3, hayat-ı cismani 4 abi. Mesela üstad diyor ya hani sır ihlasa insan eriştiği zaman hani diyor ki ben ölsem de diğer ruhlarım bakidir diyor. Bu hayat-ı maneviye. Kıyametin kopmasıyla alakalı hesapta da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayat ruhaniyesi, hayat maneviyesinin devamı noktasında söylüyor. Bir tarih noktası. Yani maddi hayattan gidip ruhaniye geçince 5. hayat gibi oluyor mertebesi. Kabire geçmiş yani. Artık berzahtasın. Adamlar seni öldü biliyor. Belki derse gelmiyor, öldü gitti falan zannediyor ama halbuki bu adam neler yaşıyor yani hani şey olarak. Peki kabir, kabirin 4 tane sıfatı yok muydu? Soğuk, karanlık, dar. Kimsesiz. 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 Peki, yaşarken bu 4 sıfatı iç aleminde olursa toprak daha iyi değil mi? Daha serin olmaz mı? Peki, ya bakın, yalnız, kimsesiz, soğuk ve dar, öyle bir hale geliyor ki çıkış yolu intihar. Peki, çıkış yolu intiharsa kendisi nedir? Peki, kabirden daha beter değil mi? Bu 4 tane sıfatı kaldırırsan neye benziyor? Kalbi kabir. İçine giriyorsun. Eğer zahirde kalırsan kabir seni içine alıyor. Eğer hakikate geçersen kabiri sen içine alıyorsun. Değil kabir içine alıyorsun. Şeceri hilkatı da içine alırsın. Kendi içine. Zahirde bakarsın arabanın içinde şoför. Şoförle bakarsan içeriden araba şoförün içinde. Bir şey okuyacaksın. Galiba bu meclisten olur. Üstad şeyde diyor abi. Bir tane evliyaya galiba, büyük bir zata Ayet-ül Kübra okumuş galiba. Demiş bu da kozmografyanın bahsettiği gibi bahseder. Sonra üstadın yanında okumuşlar ayrıldı diyor. Ama izah yok. Aynı Risale. Hani şimdi burada böyle bakınca bir şey sanki bir elektrik attı. Şimdi ehli kubur için dedik ya kabri kalp diyor üstad. Kabir kalp oluyor. Kalp diyor burada. Hayatı ruhani yani kalp ve ruh.
26. lemada kaçıncısı bu hadis? 7. ricada diyor ki, hem iman diyor, geçmiş ve gelecek zamana nüfuz edemeyen o cüz-i ihtiyarinin, demek ki cüz-i ihtiyarinin cüz-i ihtiyarı geçmiş ve gelecek zamana nüfuz edemiyor. Bunun dizgini ne? Dizgini var. Cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim eder. Ruh ve kalbin daire-i hayatı ise cisim gibi hazır zamana münasır olmadığından ruh ve kalp, hayat-ı ruhani dedi, kabir dedi. Pek çok seneler maziden, pek çok seneler istikbalden, daire-i hayatına dahil olduğundan o cüz-i ihtiyari cüziyetten çıkıp külliyet kesbeder. Zaman-ı maziyenin en derin derelerine, geçmiş zamana kuvvet-i iman ile girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi nur iman ile istikbal eden uzak dağlarına kadar çıkan korkuları izah eder. O zaman abi 5. mertebeyi okumaya da Allah-u Alem şöyle diyebilirim o zaman. Kalp ve ruhun daire-i hayatına çıkmak ve bununla birlikte çıkarak geçmiş ve gelecekle, yani mazi ve müstakbeli bir arada bakmaya galiba bir şuur diyorduk. Hani o şeye bakabilmek, geçmiş zamanın kuvveti imanla geçmiş zamana gidip hüzünlerin zulmetin demeyi, hatta Allah-u Alem burayı şöyle anlıyorum. Geçmiş zamanda yaptığım bir hata varsa kuvvet imanla gidip onu düzeltebiliyorum. Şimdi burada. Hepinize sorayım. Yani soru sorarken ufuklar açılsın diye şey yapacağım. Şimdi zahirde tabakayı hayatı anlatırken inkişaf ve inbisat nasıl düşünürsem, beşinciye bizim bildiğimiz kabirden bahsediyor. Oysa dördüncü tabakayı hayat bundan daha üstün. Üçüncü tabakaya hayat daha üstün. Ya kardeşim getirdi kabiri en sona koydu. En üstün şeyi. Çünkü bir nazm-ı manide hikmetsiz olmaz. Yani normal yaşantı bir de bizim tabakayı hayata benziyor değil mi birincisi? Yerler içerler bazen isterlerse. Bizim gibi kayıtlı değil. Ama kabir hayatı, bizim bildiğimiz bu mezar, o ikinin üstünde, üçün üstünde, şuhedanın üstünde. Niye arkadaşlar? Yani bu sıra da bir derstir. Bu beşe niye koydu bunu? Aslında ben olsam birincisinin sonuna ikinci tabakayı olarak koyarım. Kabir hayatı. İkinci, ikiye koyardım. Bu beşe koydun. Niçin beştedir? Hemen ben bir şey yapayım bu noktada. Ya cennette ne güzel rahat ediyorduk. Hani çok soruluyor ya. Allah dünyaya niye getirdi? Kesif ya. Orası latif. Kemal. Bir anda her yerde oluyorsun. Burada bir yerdesin. Ya şüheda hayatı varken, İdris ile İsa aleyhisselam hayatı varken, kubur, ehli kuburun, ehli kabrin hayatı daha kesif. Cennet daha latif, dünya daha kesif. Yani bu kesif niçin en sona konmuş? Aslında kesif en başta olacaktı. Ne diyorsunuz? Hasan abi, bir şey söyleyebilir miyim? He, gafur. Şimdi abi, az önce bir şey söylediniz. Şoför arabanın içinde, araba şoförün içinde. Sanki birbirinden çok farklı gibi ama halbuki az önce söylediğiniz gibi şoför arabanın içinde, araba şoförün içinde şöyle bir şey aklıma geliyor abi. Şimdi bakın, birinci mertebe hayatta ben toprağım. En son mertebe hayatta da ben topraktayım. Mesela diğerleri bu bütün bunun arasındaki mertebeler abi. Yani bendeki oyla ondaki beni buluşturanlardır ikinci, üçüncü ve dördüncü mertebe hayatlar.
Hasan abi. Bir sanki böyle bir mana geldi aklıma. Olabilir mi bilmiyorum abi. Ben de şöyle bir şey tefekkür ettim şimdi abi. Düşündüm. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani bizim 1, 2 ve 3. mertebe hayat diye anlattığımız 4 ve anlattığımız, devam ettiğimiz mesele sanki şu soruyla da paralel. Niye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nihai maksat Miraç ve Allah'la, yani ruhiyetullah'la müşerif olmak idiyse niye tekrar döndü de yaşadı ve vefatıyla bu iş zahiren neticelendi? Sanki fena fillah ve beka billah'la alakadar olabilir. Hani mesela diyelim İsevi Meşret, manalara devam etme, işte üçüncü mertebe hayatları gitme vesaire varken sonra tekrar yani birinci mertebe, ikinci, bu diğer mertebeleri de şey yapmadan Cenab-ı Hakk'ın uygun gördüğü şeriat dairesinde yaşayıp devam etmeyle de alakalı olabilir abi. Hasan abi bugün bir yazınızı paylaştılar da ben de onu okuyayım mı? He, nerede paylaştılar? Furkan yapmış abi, resim şekline getirmiş. Meçhulde paylaştığında. Şöyle diyor, düşünebiliyor musun? Bir daha ezeli ve ebedi gelmeyecektin bu dünyaya. İnsan olamayacaktın bir daha. Yanıldın, bir daha deneyim, denilebilecek fırsat verilmeyecek daha. Dünyada ne yaparsan ebedi ve ezeli o olacaksın. Abi en kesif, en cami. Burada yani diğerlerini anlayabilmemiz herhalde bu hayat mertebesiyle mümkün. Evet. İşte abi ben şöyle dedim, hani onun beşte olması onu en üst yapmaz, üçün üçte olması onu orta yapmaz. İşte kendimce böyle piramit gibi, koni gibi bir şey çıkardım ama dediğim gibi şey yok. Ama işte beşinci de o zaman abi dediğim gibi kalp ve ruhun daireyi hayatına çıkmak oluyor diye o zaman. Hani en fazla ben bu şekilde anlayabildim yani. Seyyid Ahmet'in okuduğunu bir o zaman mesela şimdi burada faniye bakıp faniye böyle şey gibi hani mesela maddi hayatı faniyi böyle biraz daha basit gibi görüp ebedi ahireti vesaire hani böyle özlüyor insan hani oraları harika addediyor ya aslında sonsuz insanın normali olduğu zaman fani çok kıymetli oluyor o zaman da o cihetten bakınca yani. Peki bu mektubatta iki tane çoban varmış. Bir tanesi yanında uyuyordu. Evet, burnundan geliyordu. Peki ötekisi buna şahit değil mi? Evet. Asliye mi? Peki o adam uyurken oralara geçiyor ama geçtiğini bilmiyor. Bir de tam tersini geçtiğini bilse. Geçiyor, geçtiğini bilse. Mesela Abdülkadir sana sorayım. Keşfel kubur olsan, geçsen, o meclis-i nuraniye gitsen, Geylaniler, İmam-ı Rabbaniler, Bediüzzamanlar, Ahmedi Bedeviler, sahabe-i kiramlar, sen o meclisine gittiğin zaman ne sorardın veya ne derdin selamın dışında? Ne talep ederdin o cemaat-i nuraniden? Abi çok şey ya, yani bilmiyorum ki. Yani bir şey demezdim galiba ya, sadece hani bir de şey mi hani... Ama buradan gidiyorsun, dönme şansın da var. Yani oraya, orası için. Buradasın, ustad gibi o ubeyte gidiyor, görüşüyor ama aynı anda burada da orada da. Şimdi buradayken oradasın ve orada Meclis-i Nurani ve seni de biliyorlar tabi onlar üstün. Bu Abdülkadir oradan geldi ama öyle bir geldi şeyler arası değil. Buraya geldi ama oralı. Ne derdin? Ne şey yapardın? Abi ne yapayım diye sorardım galiba ya hani... İstikametimi nasıl korurum diye sorardım galiba. Hemen Bediüzzaman sana derdi ki laikalarla başka bir şey sorman lazım. Abi siz bir ara anlatmıştınız Beyazdır Bestami Hazretleri ile ilgili de nasıl bu kadar büyük oldunuz diye sormuşsunuz herhalde. Sordum evet. Abi peki ben aynı soruyu sana yönelteceğim.
buna benzer bir şey olmuştu ya, biz de bir ustadın meclisine gitmiştik böyle. Abiler vardı böyle. Böyle fanos gibi böyle bir elipse benziyor. Daire değil ama daire de değil, elips böyle. Böyle cam yani. Böyle nasıl bir şeyse oraya gitmeden baktım böyle aşağıda çamlar böyle gözüküyor. Yani çam tamir, çam da yok da yeşil gözüküyor. Yani dereler, uçurumlar, denizler, onlar bir meclis-i nuranide ders yapıyorlardı. Çok garip ya. Bir şey söyleyebilir miyim demiştiniz abi. Orada Zübeyir abi telaşlanmıştı, senin soracağın orada diye sarayınıza göndermişti ya. Biz de abi saray verdi mi diyelim, ne diyelim. Bunu sonra şeye denk geldik. Barla layıkasında Hafız Ali abi ders dinliyormuş. O büyük sarayda dolaşıyor, yata edemiyor. Küçüğüne gidiyor. İniyor aşağıya. Sonra olan ben bunu nasıl açacağım ya? Derken o anda ders yapan dedi ki besmele ile açtın. Ya arkadaşlar, biz sureti daha anlamış değiliz. Burası 18 bin alemin sureti ya. Sureti. Bugün bir yere gittim böyle. Böyle ter dökeyim, biliyorsunuz sihatın alameti 5-6 tanedir. Bir tanesi de yürüyüp terleyebiliyor musun? Bir şey anlatacağım size de. O tarla bizim değil. Orada diken temizlenecek, ateş yanacak, bir de ekilecek. Mısır veya fasulye, neyse. Bugünü söylüyorum. Deniyorum test gibi. Bir tarafa gidiyorsun. Acayip etkileniyorsun. Bir tarlanın bir yeri. Uzaklaşıyorsun. O yok. Geliyorsun o tarlaya, o tarafa. Etkileniyorsun. Ya orası koridordur, ya orada bizden önce medeniyet yaşanmış. Tam orada. Boyut var, boyut. Erva-ı habisi olursa, ben bir şey anlatmak için anlatıyorum, fiilen. Orada sıkılırsınız. Onların da boyutu var. Yani mesela yaban arılarının yuvasını bilirsiniz, bilmem köyler bilir. Oraya yaklaştıkça veya oraya tarlada çalışırken ayağın denk gelse, affetmezler, saldırırlar. Ama arıcıların giydiği böyle zırh giyersen her tarafını yaban arısı sarar ama ısıramaz. Bazen de orada mübarek arıların yeri olur. Mesela güzel hayvanların, tavşanın yuvası olur. Şimdi burası arkadaşlar 18 bin alemin sureti olduğu için kabir hayatının da suretidir. Sırat'ın da suretidir. Cennet'in de suretidir. Arş'ın da suretidir. Arş-ı Azam'ın da suretidir. Çok garip bir... Yani ben şunu vurgulamayı istiyorum. Yani bir şeyi çözmekte peşinde değilim de. Şu. Buranın kıymetini, birbirimizin kıymetini, bu dünyada bir defada nefes alabilmenin kıymetini lütfen, biliyorsunuz da ben bir daha söyleyeyim, bilin. Burada şimdi deseler ki bu hale gelmemiz lazım. Tamam. Cennete alacağız seni. Hadi gel. Cennet dahi olsa geçmeyeceksin. Geçmeyeceksin. Ümmet-i Muhammed'i bırakmayacaksın. Hizmeti bırakmayacaksın.
Rıza-i İlahi bırakmayacaksın, koşturmayı bırakmayacaksın, mücadeleyi bırakmayacaksın. Cennet dahi olsa gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin. Burada hizmete, hizmetin şekline Allah'ın izniyle, Risale-i Nur'la muhatap olup bu dersler işte. Bu dersler nedir? Bağla 263 galiba, yeryüzünün, küre-i arzın ziynetidir diyor. Sema ve semadaki melekler, zemindeki meleklere gıpta ediyorlarmış. Ah ah, sizin üzerinizde neler var diye. Şimdi İrfan bir şey söyleyecek, onu bekliyorum. Dede, İrfan bir şey demeden önce ben söyleyeyim abi. Ha Mehmet'im. Şimdi bu birinci tabakayı hayatta evvel ismi, ikinci tabakayı hayatta ahir ismi, üçüncü tabakayı hayata da zahir ve batın isimleri sanki denk geliyor. Kabir ve beşinci tabakayı hayattaysa bu dört ismin bütünlüğüyle sanki gibi geldi bana. Beşi dördün cemi mi? Evet. Dört ismin cemi. İrfan, seni dinliyorum İrfan'ım. Selamünaleyküm abi, hayırlı geceler olsun. Amin. Abi, Abdülkadir meseleyi güzel tahlil etmiş. Sadece derleyip toplam açısından birkaç cümle kuracağım. Belki işine yarar diye abi. Daha önce konuşmuştuk biz Papuççu Harun'la bu mesele. O da buradaysa daha detaylı hatırlıyorduk zaten. Hafızası daha güçlü onun. Abi bu birinci tabakaya ait cemisler kayıtlı diyor. Yani bütün tarifi budur. İkinci ve üçüncü tabakayı hayatta da nelerle kayıtlı olduğumuzu anlatıyor. Şimdi Abdülkadir de zaten tespit etmiş. Hızır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam bunlar elementlere bakıyorlar. Aslında hani Hızır benim, İlyas benim manasında konuşmak istiyorum. Hariç bir şey yok zaten. Kendi enfüs alemine yolculuktur. Hızır Aleyhisselam için su, İlyas Aleyhisselam için de toprak dedi. Doğru mu Abdülkadir? Evet. Aynı şekilde İdris Aleyhisselam için de ateş ifadesini kullandı. Uruç için ateşi kullanmış dedim. Doğru mudur? Ha, evet doğru. Bir ateş gibi bir şey değil. Yani çok... Evet. İsa Aleyhisselam'ın da nefes ve ruh olduğunu biliyoruz. Evet. Havadır yani. Bunların tamamında ateşli toprak. Bunlar bizim şu hali hazırdaki alemimizdeki çok kayıtlar oluyor işte. Çok kayıtlarla mukayyet dediğimiz halet içerisindeyiz. Bu hangi kayıtlarla mukayyet olduğunu anlayan kişi de şühada hayatıdır. Şühada hayatı da bu zaten beş tabaka hayat hepsi kubur ehlidir. Farklı bir şey yoktur. Tamamı kubur ehlidir. Sadece de beşinci tabaka hayattaki ilk cümleye dikkat edilmesi lazım gelir ki ehli kuburun hayat ruhaniyeleridir diyor. Ehli kuburun kendisi bizzat ehli kubur olarak düşünme zahiri ifadeden eksik olur kanaatinde. Hayat ruhanileri noktasında düşünmek gerekiyor. Çünkü dördüncü tabaka hayattaki üstad yerinden bahsederken yoktu o bilmiyor. Ama üstad biliyor onun kabirde olduğunu. Bu da ehli kuburun hayat ruhaniyelerindeki hayat ruhaniyesinin yaşayan insanda olacak bir kalite olduğunu düşünüyorum. Hani şahsen şahit olduğumuz bir şey değil ama üstadın ifadelerinden ben öyle anlıyorum yani. İtlak olup ve tebdili mekan manası kişide inkişaf ederse ehli şuhuru da onun da şuhuru olduğunu biliyor. O şekilde. De, toplama açısından birkaç cümle kurmak istedim. Tabii sen konuya daha vakıfsındır geri çalıştığın için. Evet. Yani, maşallah. Çok güzel. Elhamdülillah. Çok güzel. Bir de şey meselesi var abi. Mehmet abi dedi ki hani böyle alt üstlü konuşmayalım dedi. Haklıdır. Abdülkadir de diyor ki üstad mertebe mertebe anlatmış diyor. Abdülkadir de haklıdır.
Şimdikinizi tasdik ettim ya, ben de haklıyım bu durumda. Meslek icabı biz sulhü severiz abi. Ortamını bulmayı. Buradaki meratip altlı üstlü mertebe vardır ama altlı üstlüden ziyade her mertebenin hitap ettiği insandaki alem farklıdır yani. Altlı üstlüden ziyade iç içe diye düşünürsek daha güzel olur. Nasıl dedin? Alt üstü değil de ne dedin? Bir de söyle, alt üst değil. İç içe abi, iç içe. He. Yani su buz gibi siz sürekli ifade ediyorsunuz ya. Hı-hı. Cennetin 7 tane tabakası olduğu halde biri birine mani değildir diyor. Koni gibidir diyor. Koni'de baktığınızda hepsi iç içe halkalar gibi oluyor zaten. Evet doğrudur. Benim söyleyeceğim bu kadar Abdülkadir. Allah razı olsun. Bu 5 tane tabakayı hayat, hayatın hayatı, bir suretini konuşuyoruz. Birinci tabaka hayat, ikinci. Bu tabaka hayat da suret bunlar. Burada hayatı anlatıyor. Evet. Abi suret dediniz ya. Allah halinden şöyle bir şey çalışmıştım. Üstad ilk küçük sözlerde ve sahih risalelerde hep mesela diyor. Mesela, 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 misal, mesela. Dedim ki o zaman biraz baktım. Acaba dedim üstadın hakikat olarak bahsettiği şeyler buradaki şeylerin alem-i misaldeki yansımaları mı? Hmm. Yani mesela biz burada ecel diyoruz. Alem-i misalde bunun görünümü aslan oluyor. Burada biz işte zaman diyoruz. Alem-i misalde bu altın veya para gibi gözüküyor. Böyle şey gibi gözüküyor. İşte buradaki şeyler de burada sureti alem-i misaldeki görünümü de böyle mi oluyor? Yani ben mesela İsevi Meşrep olunca alem-i misaldeki görünümüm İsa Aleyhisselam'a mı benziyor? Ya da işte Kadir ismiyle mi daha böyle şey gözüküyorum? Belki işte abin dediğini oradan bir şey yapabiliriz dediniz ya suretler diye. Vay maşallah. Çok güzel. Başka bir şey diyen var mı arkadaşlar? Hasan abicim bir şey sorabilir miyim size? Siz bazen diyordunuz ki aynanın karşısına geçtiğiniz zaman gözlerinizin içine bakmayın. Hı hı. Yani aynanın karşısına geçiyorum. Benim kendi gözümün içine bakmaktan kendimi alıkoyuyorum. Bunun sebebi neydi? Neden bunu söylüyordunuz abi? Yani konuyla ne alakası var belki diyeceksiniz. Şunu demek istiyorum. Mesela üstad eğri kulur olarak görüyor değil mi? Kabir ehlinin ne halde olduğunu. Şu anda yaşayanların kabirde olduğunu söylüyor. Mezar-ı muttalik betballar diyor. Bunlar onu anlatmak istedim dedi. Suret ya bu alem. Yani ehli kubur derken bu yaşantı işte ya. Zaten bunlar ölü. Mezar-ı mutarik betballar diyor. Ölü. Bu diri daha mezara girmiş, daha dirilmemiş ki. Devam et şimdi. Hasan abi bir de mesela Kab-ı Kaliseyn anı şöyle tabir etmiştiniz. Tabiri caizse Allah-u Teala bizi yaratırken bizi izlettiriyor. Öyle mi abi? Evet, o makam. Evet, o makam. Peki abi, bir yine tabiri caizse Allah Teala'nın yanındayken sizi yarattığını izliyorsunuz. Bir de yarattığı Allah Teala'nın yanındaki sizi izleme imkanı yok mu abi? Yani Sinan bizim, bakın Allah Teala sizi yanına oturtmuş, sizi yaratıyor, yaratırken sizi izlettiriyor abi. Peki yaratılanın Allah Teala'nın yanındakini izleme şansı yok mu abi? Abi, ben toprağım, bir de ben topraktayım. Yani üstadın bütün bu makamları tek tek anlatırken üstad ehli kubru anlatırken kabirdeki
kişi kendi oluyor abi. Üstad Cezirut-ül Arab'a gittiği zaman orada anlattığı kendini anlatıyor abi. Anlatabiliyor muyum? Kendini anlatıyor. Kendi kendini izliyor. Yani bu yine ondan başkası değil. Bu benden başkası değil abi. İfade edemedim. Belki neyse. Hayırlısı inşallah. Ettin. Güzel etti. Evet. Peki. Ustad mezarına girmiş mi? Sureten. Evet abi. Girmiş değil mi? İstikbalde hakikaten şimdi sureten kabrime girdim diyor. Kefenime sarıldım. Şimdi hayalen ileride hakikaten gireceğim kabrime girdim diyor. Evet. Ondan sonra soğuk, dar, kimsesiz. Peki muhaletleri yaşayan kabirde değil midir? Evet abi. O zaman abi bu sürecin sonundaki en büyük fatura 5. mertebe hayat mı oluyor? Yani evet, öyle Risale-i Nur'da hiç kışır olmadığı için 5. tabakaya hayata bir kabire koyardı. Mesela 1-2'ye. Ama çok tuhaftır, çok herkesin ilgisini çeken oraya konması, burada üstünlük falan manasında değil, meratibi hayattır. Hayatın meratibinin en cami yeri odur. Mesela İdris Aleyhisselam gitti cennete. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gitti geldi. Kalmadı. Miraç yapanlar gitti gelmiyor, geliyorlar. Yani o da ayrı bir esmaya mazhar da. Ve İsa Aleyhisselam gene gelmek istiyor ve gelecek. Ve geliyor, gelecek. Yani burada biz bu dersi kapatmadan önce arkadaşlar biz kabirdeyiz. Dünya bir kalbi kabirdir. Derecesi, kabrin derecesi oradan çıkmanın yalnız, kimsesiz, soğuk, dar, onları tek tek konuşmuştuk. Oradan çıkma nispetinde, oradan yani bu vasıflardan sıyrılma nispetinde mezari mutarik bedbahtlıktan çıkıyorsun. Bu kabir dünya değildir kabir. Ahiret de değildir, berzahtır. Diğerleri öyle değildir. Yani o 4 tanesi ya burasıdır ya orasıdır. Kabir öyle değildir. Kabir berzahtır. Bu insanı anlatıyor. Burada kapatıyorum inşallah veya işte var mı... Bazıları yazı yazıyor. İsterseniz o yazılar şu anda okuyamıyoruz. Kendileri sesi atsın, ifade etsin. Yani ifade etmek isteyenler. Abi dünya kabirdir dediniz ya. Yani hani üstad diyor kabri kalpten manalar çıplak çıktı. Namahremler bakmasın. Dünyayı o noktada kabir desek. Dünyadan çıkan da bizim manamızın sureti çıkıyor buraya yani. Evet, yani dünya kabir derken berzahtır kardeş burası. Yani biz mananın suretiyiz yani değil mi burada? Evet. Şu anda suret ne mutlu kanuniyetini, yani kanuniyet içsel seyahati yapanlara. İçsel seyahat ne demektir? Kendisi kendisine yetki ve fırsat veriyor. enfusi demek, enfusi. Kendisi kendisine yetki veriyor, hak veriyor, imkan veriyor, onaylıyor. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak maddi ve manevi sıkıntı vermesin. İnsi ve cinli şeytanların şerrinden semavi arzafatlardan hıfz-ı emin eylesin. Evladı iyalimizi şedatların, sufyaniyetlerin şerrinde muhafaza eylesin ve Mehdi-i Azam'a talebe eylesin
siyasi Mehdi'ye de görmeye ve askeri olmaya, talebesi olmaya da nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bizi ve sevdiklerimizi telef etmesin. Kendisine muhatap, Habibine ümmet, ustadımıza asın imamına da talebe ve şakirt eylesin inşallah. Riyakarane söylediğimiz şu duaları dergah-ı izzetinde kabulü karin eylesin. Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı dualarımıza vesile ve şefaatçi olarak takdim ediyoruz. Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın imanının hürmetine, Allah'lığın hatırına, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı bizi Risale-i Nur'dan, bizi bizden, bizi Habibinden, bizi ustadımızdan, bizi de kendisinden ayırmasın ve beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ikramı ve ihsanı ve lütfu olan hizmet-i imaniye Kur'aniye'yi elimizden almasın. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha'tıma selavat. Amin. Arkadaşlar, bir şey öğrenmek de ille değil. Madem şeytanın sıfatı, işaretleyeceğiz de söylüyor, meleklere sirayet edebiliyorsa, meleklerde istifham soru oldu ya, yani sirayet kanunu, Rabbim de Allah'ım olan Rabbim, o Kadir-i Zülcelal birbirimizin ruhlarını birbirimize sirayet ettirsin inşallah. Allah'ımızın, Rabbimizin böyle bir kanunusu var, kanun ulvisi var, sirayet kanunu. Bir tane sufli alemin temsilcisi şeytan, bir tanesi ulvi ve nurani alemin temsilcisi olan melek. İşaretleyeceğiz da bu kanuniyetten bahsediyor, sirayet ediyor diyor. Allah Risale-i Nur'un bu hakikatını bize de sirayet ettirsin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Bizi yalnız bırakmasın. Birbirimizden Allah ayırmasın. Kitaplarımızdan ayırmasın. Birbirimizden imtihan olduğumuz zaman imtihanımızı kolay ettirsin inşallah. Evet, geceniz tekrar mübarek olsun. Ben üstadım. Bir Arapça soru. Dinliyorum seni. Kuzey Irak'tan Amir, seni dinliyorum. قال من جعل حديقة أرضه مشهر صنعته محشر فكرته مظهر قدرته مدار حكمته مظهر رحمته مزرع جنته ممر مخلوقاته مسيل موجوداته مكيل مصنوعات مزين الحيوانات منقش الطيورات مثمر الشجرات مزهر النباتات معجزات علمه خوارق صنعه هدايا جوده براهن لطفه تسجل الأزهار من زينة الأثمار تسجل الأطيار في نسمة الإزهار تهزج الأمطار على خدود الأزهار ترحم الوالدات على الأطفال الصغار تعرف الودود توجد الرحمن ترحم الحنان تدحن الملان للجن والإنسان والروح والحيوان والملك والجان هو عرب ستر رسالة تفكرة إيمانية آمين ربو دار أستاذ بو فاتحة بو تشدر أما لايقة بو درست لايقة وقبل الرميم دينيوز بزانك هندي جار دلم لنيوان نالو قريان عرب يكانن عرب يكاني دا بهو كان برزامي دورو برخام ناكا توتيكا بزمان توتيش دا قريم خوم لنا وچون هرشي بروات لنا وبچيت اوام ناوي چونك من خوم فانيم اتت فانيم ناوي دستوسانم خولوارم هرگيز دستوسانم ناوي روحی خوم بخواوندی رحمان سپاد، هیچ کسی دیکم ناوی. بلکو تنها یاری باقی،
sen yan deve. Lan ger değilim. Balam kuvvet ağına bun nağım deve. Onunla kon da hiç ile nağım içim. Kaçı seran seri bu nevri sağım deve. Bolay dünya bandım mıkı. Min kehatım ve çayı kum. Yamani ev dünya, em dünya yemki. Çünkü kemadem bi agayi bu beperdav nuri hakki kada koşin. Ama itir hamu dünya, hamu şteklefet çavuma. Bu ne zindanı düşman, şu hoş yer için akhoşin. Sen için dünyam noşi, keçi azari namani ev çeşanım zor carbini. Gerpem dalay udi eybun, dalem ev vergeçim boşin. Babam ve biz ne mi pırsa, çanda azari nebuni, ev bu noşim dekhoar gra. İnce agar rutet çiye jiyan dalem balay, tani jiyanım noşi, babam azari ki zor. Peş çağım kıra, çünkü madem buna ki hak, la peş çağıma koy şar da, bom dekod bi her koy sızdaya. Manevi mirov bilav jiyanış da tegra balaya, kamal fenaya u temennu kavaya, kirdar riyaya u, dost iş gücmine ki be bapaya. Be ev nura, zanistakani nav am dünyaya avajlu da bin. Da bin ba vahru gmani be bin, danistakani da goren badan. Rûnâkekâni tâhikistâni nebrâvî bêhat, zîndavarâni şî bevenî mirdû peşşal kılkın. Hemuştâni nâvî şî bu amın zîndû düşmün, tanâl nâşî âvatakâni, gorâm bineşî azârakâni. Herştik bedâkenâvî bûnâ, her avâ bokhî aynî nebûnâ. Bayek şâdûnî şkudî nemrâna, azâr gûşînî bo lânav çûnî. Pastakâni dâv lânav dünyâ da kışman, kadîş bebemâna, Bale, eğer tuana dozi da, bu düzgün de hati de bini, hemen azar ile tu yektir da, çin le ser çinini, kogel bitu, vay, kuday gavri kud bu dozi da, bavaz nenadir le hamuş ke de bini da, bu nuri avgu, beheştim bini, le nav dünyada, mervan, merduan işin be zindu bini, dengakan zikun tasbihi avgu, şran havdam hav razi mergul, بناو نوری او دا آزارکان که خودی چونتی آواتکان جیانی دوران با آرینه کی حقی تیادر کل معنوش لناو نمان دا حلکو گردی لکانش دمانیان تاراو بزید میخوای خواکانش دی شایدی روحیدی که وفی کل شین لو آیت تدل على انه واحد صدق الله الفات Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Abi, bu kardeşimizi şey yapmayın, bu testleri yapabilecek kimseyi bulamadığı için, muhatap bulamadığı için bunu yapmak zorunda kalıyor. Allah ona yardım etsin. Çok takdir ediyorum. Gündüz de konuştuk onunla. Çok memnun oluyorum. Ve mevcuda paylaşıyorum. Onun haberi yok. Başka yerlerde de paylaşıyorum. Allah muvaffak etsin ve çok seviyorum, dua ediyorum. Arapça ve Kürtçe ders yapıyor, o da canlı online yapıyor ve ona gurur duyuyor. Gurur duyuyorum, keyif de alıyor. Ben evet. İnanılmaz bir enfüsçüdür, bilginiz olsun. Ya. Çok acayip. Biliyorsunuz zaten biliyorsunuz. Çok enfüsçü arkadaşlar. Kayıtlarını, tespitlerini Mecul'de paylaşıyor. Kuzey Irak'taki bir kardeşimiz nasıl anlıyor diye bu kardeş. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm. 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 Ale